Efendim, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şans sohbetlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ekonomist Ali Ağoğlu ile birlikte sıcak gündemi değerlendireceğiz. Ama bu sefer benim yüzüm biraz daha gülüyor. Çünkü çok uzun zamandır bir türlü gelip de sohbetlerimize adını veren Şans'ta bu söyleşiyi, bu sohbeti gerçekleştiremiyorduk. Bu kez ona muvaffak olduk, başardık. O açıdan da ayrıca bir mutluyum. Bir buçuk yılı bulmuştur herhalde. Buldu. Pandeminin etkisi bilmem ne falan derken bir buçuk yılı buldu. Evet, mekanımıza döndük şimdilik. Mekanımıza döndük. Evet. Umarım da böyle devam eder. İnşallah. Ama biraz bu şey tarafına da alıştık biz ya. Uzaktan işe de alıştık yani. O biraz da pratikleştiriyor ya işi. Vallahi sen ben yaşlılar alıştıysak gençler haydi haydi alışmıştır diyeyim. Alışmışlardır. İstersen yani bir önceki sohbetimizi bir soruyla bitirmiştik. Demiştik ya bu enflasyon nasıl düşecek? Çünkü herkesin gündemi. Yani sanayicinin de gündemi. Toplumun, vatandaşın zaten bir numaralı gündemi. Bütün anketlerde de bu çıkıyor zaten. Ama yine de ben istersen hani sıcak gündem diye girdik ya, o genel sıcak gündem enflasyon. Bu şimdi ihracatçıya gelen, yani dün ifade etti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM'de, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı toplantıda %40'a çıkarttılar. İhracatçının bozdurması gereken dövizi %25'ten %40'a çıkarttılar. Birçok sektörden, yani ihracatçı birliklerinden, ihracatçılardan tabii itirazlar var. Ama bu bir yandan bize ne anlatmalı diye de düşünmeden edemiyorum. Niye çıkarttık? Yani ihracatçının sıkıntıda olacağını, bundan dolayı zorlanacağını biliyoruz. Ama yaptığımıza göre bunun bir nedeni olmalı. Ayrıca tabii 31 Mart'a kadar tekrar bu vergi istisnasının da gelmiş olması da yine bence aynı yönde sorgulamamız gereken bir şey. Yani bir cümlede böyle özetlediğimde sanki iş bu dövizi toplayıp Merkez Bankası'nda, sonra Merkez Bankası üzerinden kurları kontrol edecek şekilde bunun kullanılmasına dönmüş, dayanmış ve öyle de ilerlemeye çalışıyoruz. Bütün bunlar buradan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Sen nasıl değerlendiriyorsun işin içinden? Tabii büyük oranda seninkini tamamlayayım hemen. Kuru kontrol ederek enflasyonu kontrol etme çabası da var. Hı, yani doğru. Devamı oraya gidiyor. Evet. Şimdi bu yasanın içinde ya da açıklanan kararların içinde iki temel konu bahsettin. Bir tanesi geçmişe dönük yönelik vergi affı geldi. Şimdi bunu böyle de ifade etmemiz gerekiyor. Bu çok bana anlamlı gelmez. Yani bu şu demektir. İş işten geçtikten sonra vergi affının geldiği bir yerde vergi artışı da gelebilir geçmişe yönelik. Halbuki siz hesabınızı, kitabınızı ona göre yapmışsınızdır. Vergi ödeyecek yeriniz kalmamıştır. Ödeyecek bütün vergileri ödemişsinizdir. Nakit akışınızı ona göre ayarlamışsınızdır. Hadi geriye dönüp sen vergi affı getirdiğin yerde vergi artışı da getirebilirsin demektir. Bu zaten yani iş dünyasının deyimiyle kurumsal yönetişim ilkelerine uymayan bir iş yapış biçimi. Yani kuralı önce koyarsınız, onu ne zaman uygulamaya alacağınızı söylersiniz. Herkes ona göre ayarlar kendisini. Bütün bilançosunu, nakit akışını ona göre ayarlar. Sonra o kural uygulanmaya başlanır. Biz öyle yapmıyoruz. Evet. Hani her an bir gece yarısı alınan kararları sıkça daha önceden konuşup bunları eleştirmiştik. Bugün gene benzer bir karar daha geldi. Şimdi bu geçmişe dönelik vergi affı veya vergi istisnası diyelim. Geçmişe dönelik vergi artışıyla bir gün karşımıza çıkarsa çok fazla şaşırtmasın bizi. Hani bugün iyi tarafındayız da yarın kötü tarafında olduğumuzda itiraz edecek çok fazla bir şeyimiz yok. Ben bugün iyi tarafındayken itiraz edeyim de sonra kötü tarafa geçince bir kez daha itiraz edilir veya iki defa itiraz edilir. %40'a gelince pratik bir anlamı olmayan bir karar aslında. %25'in de bir pratik anlamı yoktu. %40 da çok anlamlı değildi. Hatta neden pratik anlamı yok? Anlatayım. Şimdi normalde ihracatçı dövizini satacaktıysa %100'ünü satar. %40'ı, %25'i gibi bir şeye bakmaz. Ama siz eğer ithalata değerli bir ihracat yapıyorsanız size kuralı %25'inizi satacaksınız ama o sattığınızı almayacaksınız şeklinde getirmediler.
İyi ki de getirmediler. Evet, İyi ki de getirmediler. O zaman daha ciddi bir sermaye kontrolüne giden bir izlenim oluşacak. O daha olumsuz bir sonuç yaratacaktı. Fakat bugün 25'i sattınız, 100 dolara ihracat yaptınız. 25'i sattınız, 25'i geri almanızın önünde bir engel yok. Aynı gün geri alabilirsiniz. Net etkisi sıfırdı teknik olarak. Aynı şekilde 40'a çıktığında da nasıl bir etki yaratacak diye baktığınızda net etkisi, yani toplam makro seviyeden Türkiye'nin bilançosuna baktığınızda etkisiz teknik olarak gene sıfır. Fark aynı kur korumalı mevduatta olduğu gibi bu devirde döviz devrinde veya döviz satışında, zorunlu satış diyelim, zorunlu döviz devriydi bunun eski adı. Bu kavramda da benzer bir şey var. O da dövizin kullanım erkinin kimde olacağı sorusu var. Kur korumalı mevduattan önce mevduatlar, döviz mevduatları, DTH'ler bankalar nezdinde saklanıyordu. Satış ve verilen o kur garantisiyle birlikte o dövizlerin kullanımı bankalardan çıktı, Merkez Bankası'na geçti. Şimdi benzer şekilde ihracatçının dövizinin kullanımının da 100 dolarının 40 dolarının kullanımı ihracatçıdan teorik olarak çıkıyor, Merkez Bankası'na geçiyor. Ne anlamı var dedim? Pratik anlamı dediğim gibi sıfır, ama kullanım erkinin el değiştirmesi teknik olarak kamunun ihtiyaç duyduğu dövizi bir şekilde temin etme çabası bunlar. Kur korumalarda da Merkez Bankası satın aldı bu dövizleri. %40'ta da Merkez Bankası. Döviz rezervlerinin artması gerekir değil mi? Evet. Artıyor mu? Artmıyor şu anda. Eksi pozisyonumuz bile doğru düz azalmadı. Evet. Tam tersine artıp artmadığını takip eder haldeyiz halen daha. Yani 25 milyar dolar kur korumalı mevduat. Bu arada büyük ihtimalle 12,5 milyar dolar da Mart ortasına kadar bu %25'lik devirler, ben başladığından beri hesapladım, yanlış hesaplamış olabilirim ama yaklaşık 35-40 milyar dolar bizim eksi rezervinin azalmış olması lazım. Azaldı mı? Azalmadı. Şimdi burada sorun bu politikada sürdürülebilir olup olmadığı sorusu, bence sürdürülmesi zor bir politika bu. Çünkü cari, bu politika şurada sürer. Siz cari açık vermekten artık kurtulmuş, cari fazla vermeye başlamışsanız eğer, o zaman yavaş yavaş bu %40'lar size pozitif etki yapmaya devam eder ve sizin döviz pozisyonunuz ülke olarak veya Merkez Bankası olarak azalır. Bu bir güven yaratır. Güvenle kurda belli bir istikrar sağlarsınız. Ama siz gelen bütün dövizi tekrar ithalatçılara veya kullanıma verir, üstüne üstlük de cari açık veriyorsanız, bu fonlanması da gereken bir durumu ortaya çıkarıyor. Veya fonlandığı için cari açık veriyorsun ama açık vermeye devam ettiğiniz sürece sizin eksi rezervleriniz ya aynı kalıyor ya daha da eksiye geçiyor. Bu değişmesi gerekir ama değiştirilmiyor. Niçin yapılıyor konusu? İşte biz şimdilik günü kurtaralım. Sonra işte Ukrayna-Rusya barışını Türkiye sağlar. O yüzden Türkiye'ye bir şey sağlar. Artı puan gelir. Veya işte bu savaş yavaş yavaş artık bölgesel çatışma haline kadar iner. Orada da sürekli devam eden bir bölgesel çatışma ama yaptırımlar Rusya'ya uygulanırken Türkiye'ye bir imtiyaz verir, Türkiye bu işten de karlı bile çıkabilir gibi bir beklentiyle daldaki iki kuşa oynayan bir politikayı uygularsanız ve bunlar tutarsa ne ala deyip böyle bir politikayı sürdürebilirsiniz. Ama ben herhangi bir şirketi böyle yönetirseniz eğer, ya patron sizi işten atar ya siz çok kısa zamanda şirketi batırmış olursunuz, zaten işiniz kalmaz. Onun için hani bunun bir sürdürülebilir anlamda insanları ikna eden bir politikaya evrilmesi çoktan geçti bir zaman, ama bugünden itibaren yeni tedbirlerin dediğim yönde atılmasında fayda varken tam tersine eski, bilinen, kullanılmış, aslında çok da işe yaramayan önlemler tekrar önümüze getiriliyor. Bunlar 20-30 sene önce kullanılan şeylerdi, yol ve yöntemlerdi. Onlara tekrar geri dönülmüş olması bence çok da güvenli, arttırıcı önlem olarak karşımıza çıkmıyor diyelim. Evet. Yani belki enflasyonu konuşurken belki bu tarafına bir kere daha değinmek imkanı olabilir, ama şimdi bir yandan da şöyle bir durum var. Şimdi ihracatçıyı sıkıştıran piyasadan da yeterince kaynak bulamaması. Yani cirolar şişiyor, maliyetler büyüyor, ama şimdi bir de 25 yerine 40'ı verecek ve buradan değil, yani sonuç itibariyle piyasadan bu dövizi tekrar toplamak zorunda kalacak. Onun için de bir kaynağa ihtiyacı var aslında. Sattığı dövizi geri aldığı için oradan aldığı TL ile bunu alabilir. Eyvallah. Alım satım arasındaki kur farkı kadar bir kaybı olacak yani, aslında. Çok büyük bir kaybı olmuyor. Çok büyük bir kaybı olmuyor. Eyvallah. Ama başka bir konu var. Senin işletme sermayesi dediğin, daha önce konuştuğumuz konuydu o.
fiyatların enflasyonla birlikte artıyor olması aslında şirketlerin ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini arttırıyor. Bu beraberinde bankacılık tarafına olan talebi arttırıyor. Bankaların sermayeleri artmıyor. Verebilecekleri krediler belli. En azından sermaye ve yeterlik rasyosuna göre finanse edebilecekleri imkan dar. Bunu kamu bankalarındaki sermayeyi arttırarak bir miktar geçen sene genişletme çabası vardı ama bugün gelinen ortamda hani yabancı bankaların veya Türkiye'deki bankaların yabancı ortaklı olanlarının yeni sermaye getirmelerini çok beklememek lazım. Belki bunun için bir yaptırım tarzı, bir yeni bir regülasyon gelir. Belki ona istinaden zorunlu olarak siz sermaye arttırıyor olsanız bile bu durumda bankalara dönecekler. Zorunlu olmadıkları oranda kredi artışı yapmayacaklar. Kendilerini ancak öyle koruyacaklar. Mesela zaten ortamı bunlara açık hale getirmemek. Yani orada aslında benim duyduklarım esas itibariyle bir kere gördük artık %46'ları falan buldu artış oranı. Yani belki enflasyon kadar değil ama enflasyona yaklaştı. Hani Ocak'ta konuştuğumuzda %24'tü bu oran. Çok hızlı bir kredi artışı var. Gerçekten. Mecburen. Mecburen. İhtiyaç var. Ama bu tabii bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Yani bir yerden bir para mı girdi memlekete? Bir de şeyi çok duymaya başladım. Sen o tarafına ne dersin bilmiyorum. Back to back krediler. Yabancı bankaların Türkiye'deki şirketlere açtığı back to back kredilerde ciddi bir artış olduğu söyleniyor. Ne dersin o konuda? Yani back to back dediğimiz aslında yabancı bankanın dışarıda parası var. Şimdi bu 2001'de böyle bir dönem yaşamıştık. Ben onu hatırlıyorum. Yani yurt içindeki şeyler, patronlar diyelim, yurt dışındaki paralarını bankaya teminat veriyorlar. Verdikleri teminata karşı yurt dışından Türkiye'ye kredi geliyor. Aslında kendi parasını tekrar şirkete koyuyor demektir. Evet. Görece olarak pozitif bir haber. Bu hani kaynak girişi açısından pozitif bir haber. Negatif diye baktığımda demek ki içeriden kendini finanse etmekte çok zorlanıyor veya maliyeti çok yüksek. Hı hı. İşi o maliyeti ödemeye razı olmuyor. Buna karşılık yurt dışındaki parasından elde ettiği getiri burada ödeyeceğine göre çok düşük kaldığında ve bu işi sürdürmeye devam etmek istiyorsa buradaki maliyete katlanmak yerine yurt dışındaki düşük getirili kendi kaynağını dolaylı bir yoldan Türkiye'deki şirketine koyuyor. Dediğim gibi görece iyi haber ama aslında buna mecbur kalmış olması bizdeki bankacılık sisteminin yeterince bu finansmanı sağlayamıyor veya pahalı olması. Şimdi artıyor ama artışın arkasında enflasyonist bir artışın olduğunu unutmamak lazım. Doğru. Yani o enflasyonist artış yani hem ihtiyaç duyulan sermaye, işletme sermayesi artırıyor. Beraberinde en az faiz kadar zaten artması gerekiyor bu işin. En az faiz. 20-25 gibi faiz desen de minimumda da 25 artması lazım. Kalan %20'lik kısmını da diyelim artışın %20'lik kısmının içinde bir miktar bu dediğin krediler var. Evet. Onlar mutlaka geldiler, geliyorlar. İhtiyaç var. 2001'de de olmuştu bu. Tekrar toparlanacak varsayım ile geliyor bunlar. Toparlanmazsa da şirket de batıyor, para da batıyor. Yani yapılacak fazla bir şey kalmıyor ama inşallah o noktaya kadar gelmeyiz diyeyim. Ama artışın dediğim gibi bir kısmı ya da en az faiz kadar, enflasyon değil, faiz kadarlık bir kısmında da artması normal. Çünkü bankaların çünkü gelirleri de o denli artıyor şu anda. Bu demektir ki sermayeleri karlarıyla birlikte artıyor. Ve BDDK yine kar dağıtımı sınırı getirdiği için o karlar öz sermayeye ekleniyor. Dağıtılabilir veya kredi verilebilir bazı arttırıyor. En azından karları kadar veya karları faiz oranına eşitse o faiz oranı kadar zaten sermaye yeterlikleri, sermayeleri, öz kaynakları artıyor. Ona bağlı olarak da sermaye yeterlik oranına bağlı olarak verebilecekleri kredi artıyor. Bu kısmı 25'lik bir kısmı buraya koyalım. Geriye kalan 20'nin içinde bahsetmiş olduğun yurt dışından gelen kaynaklar var ama ben şunu çok iyi gözlüyorum, izliyorum ki yurt dışından Türkiye'ye önemli bir fonlama kaynağı olarak doğrudan açık kaynak olarak gelen yok. Yok. Çok sınırlı. Bir, ikincisi zaten halen gelen kaynak yani. Basa Türklerin Türkiye'ye verdiği borç diyebiliriz. Evet. Back to back dediğimiz onlar. Şeyler de var tabii. Bir miktar işte şirketlerin
Eurobond ihraçları var. Hı-hı. Onlar var ama esas akreditif tarafına baktığımda... Var mı orada bir artış? Hayır. Yok. Hayır, halen daha benzer sıkıntılar devam ediyor. Hı-hı. Peki, yani bütün bunları da tabii üfenin de %115 olduğu konuda konuşuyoruz. Yani, yani 25 faiz artışı eyvallah da yani üstü çok büyük. 90'lık kısmını halinden finanse edemiyorsunuz teorik olarak. Onun için back to back dediğin kredi bir kısmı geliyor buraya. Peki enflasyona belki buradan bir küçük zıplama yapabiliriz. Yani nasıl düşer konusuna bir yanıt verelim. Yani ben, Merkez Bankası filan da bir karar verecek ama evet. Kimse artık onun çok takip eden de var mı bilmiyorum. Yarın onun için ayrıca bir çok küçük bir şans sohbeti yapacağız zaten. Hızlı bir şey yapalım da şöyle kur korumalı mevduatlarla birlikte değerlendirildiğinde toplam mevduatın %70'inin döviz veya döviz endeksli olduğu bir ortamda politika faizi bakanın kendi diliyle ifade ettiği şekilde anlamsızlaşmıştır. Yani onlar anlamsızlaştırdık dediler. Bana göre artık anlamsızdır. Yani bugün hani olması gereken faiz bugünkü enflasyona göre de ki 60-70 gibi bir faiz olsa bile diyeyim şey etkisi enflasyon üzerindeki para politikası yüzünden gerçekten tasarrufçu nezdindeki etkisi çok sınırlı kalacak artık. Çünkü %30'luk bölgeyi ilgilendiren bir karar olacak. %70'lik bölge döviz endeksi olduğu için, döviz veya döviz endeksi, onları ilgilendiren bir karar değil. Kur düştüğü için veya böyle bir yüksek faiz artışı kuru belki düşürse, buradakiler vazgeçer mi sorusu, belki kur korumalı mevduatların bir kısmı tekrar eski dövizlerini alacakları için vazgeçmeyeceklerdir. Bir kısmı belki TL'de kalmaya devam eder ama oran 55'ten 70'e çıktığı bir durumda o 55'lik bölge eskiden nasıl satmadıysa dövizini yine satmayacaktır diye düşünürüm. Hmm. Çünkü Türk yatırımcısının tercihleri yani benim son 35 yıllık tecrübem çok majör değişiklikler arz etmediğini söylüyor. Şimdi buradan tekrar şu enflasyon nasıl düşer sorusuna ben çok net ve kısa bir yanıt vereyim. Evet. İki enflasyondan bahsederiz her zaman. Bir talep enflasyonu, bir arz enflasyonu. Arz enflasyonu bizim teorik olarak yurt dışından ithal ettiğimiz mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması ki artıyor. Buna yapılabilecek şey bizim yerel piyasada yapacağımız adımla atacağımız adımların hiçbiriyle önlem alamayız. Tek oradaki etkiyi görece sınırlayabilecek şey kur etkisini burada minimuma indirmek lazım ama kur etkisinin veya kurun doğru fiyatının oluşabilmesi için ki imkansız üçlemeye gidiyoruz. Biz imkansız üçlemenin üçünü birden kontrol etmeye çalışıyoruz. Mümkün değil yani. Ekonomi literatürü, kuru enflasyon. Cari açığı da buna ekleyeyim. Yani kurla cari açık beraber ödemeler dengesi. Üçünü birden kontrol edemezsiniz diyor zaten. Bunun teorisi değil, pratikten yola çıkan bir teori. Bunun mümkün olmadığını söylüyor. Mümkün değil, hakikaten mümkün değil. Ama biz ısrarcıyız. Göreceğiz biz de. Biz yolunu bulacağız, öyle bakıyoruz. Veya biz de mümkün olmadığını ispat edeceğiz bir şekilde. Bir kere daha ispat edecek bilemiyorum yani. İşte aynı şeyde deneyi yapıp farklı sonuç elde etme çalışmasına biz bir katkıda bulunalım. Yapacak bir şey yok. Fakat hani işin arz tarafındaki enflasyonu bıraktım. Talep tarafındaki enflasyon ki talep tarafında bir enflasyon var burada Türkiye'de. Neden? Çünkü A bulamam. Ve yarın fiyatı daha yüksek olacak, benim gelirim artmıyor, bugünden alayım şeklinde öne çekilmiş talebin de dahil olduğu bir talep enflasyonu. Bunu kontrol edebiliriz biz. Bunu kontrol edebilmenin tek yolu ülkedeki faiz ortamını yeknesaklaştırmaktan geçiyor. Bu enflasyonun kredi faizi, mevduat faizi ve politika faizi. Bunlar birbirine yakınsamalı ve biri diğerine bir şey ifade etmeli. 61 enflasyon, 22 kredi faizi, 17 mevduat, 14 politika faizi gibi 60 ile 14 gibi neredeyse 4 katı diyelim tamam, ya da 3 kat fazlası bir faiz ve enflasyon dengesi olmaz. Bazı sanayicilerin 12'lerden bile para bulduklarını duyuyorum. O da ayrı bir şey. O doğru değil. Türk lirasından bahsediyor isen yani kamu destekli ve özelse onu bilmem evet. Ama ben size çok basit olarak söyleyeyim. Ben size nominal 12 faizli kredi verebilirim. Evet. Nasıl veririm dersen. Yani DCD diye bir ürün var ya. Hı. Yani çift para birimli mevduat. Evet. Siz aslında
dolarınızı yatırıyorsunuz. Evet. Eğer dolar bugün diyelim ki 14.50 piyasada, şu anda 14.60. Siz 15.50'den bana dolar satmayı kabul ederseniz dolarınıza, bu demektir ki ben sizden bir call opsiyon alıyorum. Yani alım opsiyonu alıyorum. Bunun karşılığında bir prim ödüyorum ya. O primi faizin içine yediriyorum. Ve bu durumda size normalde DCD'de mevduatta, İşte atıyorum, bir 3 faiz vereceksem dolara 4,5 faiz verebiliyorum. Aslında primi size faiz olarak ödüyorum. Bunun tersini ben kredide yapabilirim. Ben size derim ki siz bana 15.50'den döviz satmayı kabul ederseniz 3 ay 6 ay sonra, ben onun primini size kredinin faizinden indirim olarak yansıtırım. Siz eğer, bu hesaplar şu anda afaki, bugün 22 bir faiz varken siz bana 11 liradan dolar satmayı kabul ederseniz, ben size 2'den faizden Türk lirası veririm. Nasılsa ben buradan dolardan parayı kazanıyorum. Evet. Onun kazandığımı size ödeyeceğim. Aslında siz 22 ödüyorsunuz bana. Sadece görüntüde 2'den size Türk lirası veririm. O da sarf görünsün diye. Aslında üstte de para da verebilirim. Yani o da sorun değil. Yani üstte para verdiğim bir kredi bile yaratabilirim ben size. Evet. Bu finansal dünyada enstrümanlarla mümkün. Ama onu bir gösterge olarak almamak lazım. Benim için gösterge enflasyon nasıl düşer sorusunun benim için tek şeyi var. Faiz ve enflasyon ortamını yeknesaklaştırmak lazım. Ve piyasalarda asıl olan genel yanılgımız kurdur zannedilir. Hayır, kuru bile belirleyen asıl olan faizdir. Faiz ve faiz ortamı yeknesaklaştırmadan orası serbest olarak, mümkün olduğu kadar serbest olarak belirlenmediği sürece bu enflasyon nereye gideceğini hakikaten sen de ben de bilemiyoruz. Evet. O zaman belki, yani tabii şimdi ne çıkacağını tam bilmiyorum ama şimdi 25 filan civarında yıl sonu enflasyonu diye hedeflenen enflasyon diye bir şey vardı. Evet. Değil mi? 45'i piyasa beklentileri anketinden çıkartıyoruz. Evet. Artık onu bile tutturmamız zorlaştı. Çünkü Nisan'a geldik. Nerede bu denklemin kurulması doğru olur sence? Şimdi burada alacağınız kararlara bağlı. Nedir bu? Ben faizi normalde bugün enflasyona benzer veya denk bir faiz ortamına getirsem ki, yani şöyle bir şeyi, 45'i beklenti enflasyonun olduğu yerde, enflasyon hedefinin 25 olduğu, Merkez Bankası'nın 25 olduğu yerde, politika faizi 14, mevduat faizi 17 ise hiçbir Allah'ın kuluna Türk lirası mevduatı şey yapamazsınız. Eyvallah. Tutturamazsınız yani. Tamam ama hiç kimse tutmaz. Dedi ki ben bunu yapmayı, bu denklemi belli bir yerde kuracağım dedi. Nerede kurması uygundur? Hiçbir şey bilmiyorsanız, hiçbir şey bilmiyorsanız 45 yıl sonra beklenti midir? 45'in üzerine bir faiz vermeden 47. Şimdi buradan itibaren ilk adımı atarsınız. Bu sizde faiz tarafında bir depreme yol açar mı? Ben size söyleyeyim. Bugün yol açmadığı düşünülen veya bir sorun yokmuş gibi görünen, hatta ve hatta Sayın Bakan'ın gene ifadesiyle enflasyonun ardında krediyi borçlanabiliyorsunuz, bunun neresi kötü dediği günün mutlaka bir bedeli olacak. O bedel ileride ödenecek. Bugün canınızın yanmadığında ileride bir gün canınız yanacak. Bu fark kapanacak. Kapanmak zorunda. Başka türlü bu denge sağlanamaz. Ha, sağlandığı yer görece refahta mı kapatacaksınız? Yoksa daha derin bir fakirlikte mi yaratacaksınız kavgasında veya tartışmasında? Şu anda göründüğü kadarıyla görece refahta değil, daha fakir bir dengede ortaya çıkacak gibi görünüyor. Eğer bu denkliği sağlamazsanız. 60 enflasyona hedef beklenti 45 ise, en azından 45'e denk bir faiz ortamını getirirsiniz. Maalesef bir takım şirketler buna cevap veremedikleri için maalesef batacaklar belki. Ama bunların sayısı yarın batacak şirket sayısına göre daha az olacaktır. Bugün belki daha fazla ayakta durması gerekmeyen şirketleri sistemden çekip dayanabilen ve hakikaten katma değeri cidden üretebilen şirketlerle oraya gitmeniz lazım. Orası dediğimiz neresi dersen, 5 yıllık bir perspektiften söz ediyorum. Çok da uzun bir zaman değil. Eyvallah. Şimdi tabii reel sektörün sorunları bunlarla bitmiyor ama bizim vaktimiz bitiyor. Yani özellikle Osman gidecek, yetişecek diğer programlarına. Bir yanıyla o var. Bir yanıyla mesela bakıyorum içeride, yani hakikaten gelişmeleri de izleyerek belki daha üzerine konuşabileceğimiz, derinleşmemiz gereken meseleler de var. Bu KDV indirimleri falan konusunu birlikte konuşmuştuk. Evet. Şimdi onun bazı böyle sonuçlarını görmeye başladık. İçeride spot piyasadan
malzeme alıp ihracat fiyatının altında aynı firmanın, hatta bir sanayici dedi ki ben kendi ürünüme ihracat fiyatımla rakip oldum dedi. Yani çünkü mesela İran üzerinden, özellikle Irak'a, ki İran ciddi şekilde Irak'a mal gönderiyor, o anlaşılıyor. Aynı zamanda işte yukarıdan Hopa tarafından Gürcistan'a ve oradaki ülkelere gittiği ifade ediyor. Bulgaristan zaten biliyoruz Edirne filan hikayesini. Bulgaristan ağırlıklı, Yunanistan'dan pek fazla bir şey yok şu sıralarda. Ama bir yanıyla da bu KDV indirimleri yani spot piyasa üzerinden bavul ticaretini bir farklı noktaya taşımış. 10 bin kişi gelmiş bir günde Edirne'ye Bulgaristan'dan. Aynen. Neyse bunları da bir sonrakine bırakalım. Ben bir iki emtiyada hareketlenme var. Onlarla ilgili fikrini de almak istiyorum. Bir tarımsaldan başlayalım istersen. Buğdayda bir hareket var. Evet, Amerikan Tarım Dairesi'nin evet. Basite raporu diye meşhur bir raporu vardır. Orada buğday üretiminde geçtiğimiz yıla oranla ekim alanlarında daralma ve fiyat artışları veya arz güvenliğinden dolayı tedariği öne çeken talepten kaynaklı bir dengesizlik oluşacak diye bir raporu var. Bu raporun sonucunda fiyatı 1000 doların altını gören buğday 5000 bushel'lık kontrat fiyatı 1100 dolara çıktı. 1100 hatta 15'e kadar çıktı yanılmıyorsam. Şimdi orada Rusya'dan ayrı bir sıkıntı var. Evet. Bu Rusya meselesi hallolsa da buğday ve Mısır tarafında benzer bir durum Mısır'da da var. Aşağı inişi sınırlayıcı etki yapacak. Yani Rusya nedeniyle bir risk primiyle çok yukarı çıkmıştı. Rusya meselesi, Ukrayna-Rusya meselesi hallolsa bir miktar geriye gelecekken ki geldi 975 dolara kadar geldi. 972'yi gördü yanılmıyorsam. Şimdi bu rapor nedeniyle bu sefer temel sorunlardan dolayı yukarıda fiyat oluşmaya başladı. Bu tabii ki bizim için dış ticaret açığına ve cari açığa olumsuz etki edecek konulardan bir diğeri oldu. Çünkü 8-10 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Aynen öyle. Bir kısmını ihraç da ediyoruz tabii. Evet, oyuncularımız buğdayları evet. Petrol tarafında da bu sefer Çin'den daha doğrusu önce Amerika başta olmak üzere ulusal rezervlerin işte kademeli olarak günlük birer milyon varillik şeklinde piyasaya verilmesi ki açığın büyük kısmını kapatan bir rakamdır 1 milyon. Dengeleyici dekti bir şeydi. O da 100 doların altına indi. Brent petrolü 98'lere kadar geriledi. Fakat yine Rusya tarafında işte Ukrayna ile anlaşma zora girdi diyen açıklamaları Putin'in İşte benzer işte altınla satacağım, rubleyle satacağım vesaire konuları tekrar bir kafa karıştırıcı etki yaptı. Tabii bu arada ilginç bir şey bu belirsizlik özellikle aslına bakarsan garip bir denklem de garip bir parametre daha var. Venezuela ve İran devreye girecek diye bir hesap beklenti vardı. O zaten bir miktar aşağı çekmişti. Rezervlerin bırakılması biraz daha aşağı çekmişti. Fakat bunların uzaması her ne kadar Avrupa petrol ve doğalgaz alımını yavaşlatma veya iptal konusunda bir türlü anlaşamıyorsa ki bence anlaşamayacaklar. Onu katılmıyorum oraya ama bu ikisinin yani Venezuela ve İran'ın da devreye girmekte geç kalması veya gecikmesi nedeniyle tekrar petrol fiyatları Rusya etkisiyle 105 dolarlara kadar geldi Brent petrol ama şu anda yeni bir rekora veya yukarıya çıkmasına gerek olacak bir denklem bence yok ortada. Özellikle Çin'deki bu kapanmalar sürerken petrolü çok öyle. Sanki 180 milyona falan çıktı dediler. Yani bayağı bölge güneyden pek yükleme falan yapılamıyormuş. Öyle, doğru. Öyle ciddi konular şimdi petrol, var. Petrol için söylüyorum. Evet. Bahsettiğin konu limanlardaki tedarikle ilgili. Öyle. Limanlardaki elleşleme sorunu var. Hani kamyon geldi gitti, gelemedi gidemedi. Evet. Hareket azalınca petrolü olan talep azalıyor. Aynen öyle. Bir de şey de söyledi ama o da dikkat çekici değil miydi? Yani nasıl bir etkide bulunur? OPEC hani Rusya'nın ortaya çıkaracağı 7 milyon varillik şeyi açığı biz kapatamayız falan gibi bir açıklamada bulundu. İşte onun da etkisi var yani kapatamazlar. Yani ben o yüzden söylüyorum yani Avrupa
Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımından vazgeçemez. Geçemez. Çünkü denklemde büyük bir açık. Yani doğalgazda da bu durum var. Ham petrolü de var. Her ne kadar ham petrolde %25 ihtiyacını Rusya'dan karşılıyor olsa bile Avrupa rafine edilmiş ürünlerde geçtiğimiz günde söyledim. %40'ını oradan karşılıyor. Sadece yani petrol ve alımı değil, ham petrol alımı değil. Ham petrol ve petrol ürünleri alımı diye bakmak lazım. O zaman baktığınızda rakam çok daha yukarıda. Avrupa'nın bunu yerine koyması mümkün değil yani. Şu ne andaki bekliyorsunuz o zaman fiyatlarda? Geçen aslında hafta 100 dolarlar civarında kalabilir. Hani o kadar da çok yukarı çıkmaz dedin ki öyle gerçekleşme oldu. Şimdiki benzer düşüncemi koruyorum halen daha. Ben halen daha denkleme Rusya, İran ve Venezuela'nın gireceği, Venezuela'nın girmesinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Ama İran'ın girmesi hem hızlı hem kolay olacak. Yani öylece kolay ve hızlı Venezuela'ya göre. Bir de İran'ın elinde yüzer stok var. Gittikçe de artıyor. Ha bugün, ha yarın, ha bugün, ha yarın diye yüzer stok rakamı artıyor. Şimdi o yüzer stok rakamını traderler, bu petrol işiyle uğraşanlar ucuza kapatmak için bu piyasayı bir aşağı indirirler. Yani burası neresi dersen 80-85 dolar bandına bir indirecekler. İran'ın petrolünü ucuz aldıktan sonra tekrar 105-115 bölgesine bir yükseliş olacak diye bekliyorum. Hani bu fırsatı iyi değerlendirip mesela Türkiye-İran ilişkilerini bir şekilde ayarlayabilirsek belki hem ticaret açısından bize çok büyük katkısı olacak İran'ın. Hem de bu petrolün bir kısmını ucuza alma şansımız var veya bu petrolle ilgili İran'a özel bir anlaşma teklif etme şansımız var. Tabii onu yönetecek olanlar daha yukarıda Enerji Bakanlığı'na yönetecek. Tabii. Yapılması gereken işlerden bir tanesi. Öyle. Evet. Altını hani geleneksel olarak artık atlamayalım. Putin'in affedersin bu açıklamaları biraz altın fiyatını da hafif yukarı doğru bir çıkmasına neden oldu. Ne diyorsun? Ya orada şöyle bu arada şeyi de söylemek lazım yani. Çok Fed'i de neyse sen devam et o zaman. Tamam. Buna rağmen de hala. Şimdi Fed'in enflasyonun 8.4 açıklandı galiba. Ben sana Amerikan enflasyonu 8'e çıkacak dediğimde ben üfe demiştim. Yok yok üfe demiştim ben orada ama süreyi tutturamadık. Ben üfe dedim derken tüfeğe geldi. Süre benim dediğimde 2 yaş saptı yani. İnanılır gibi bir şey. Yok, ben yanlış söylemiştim. Kabul. Ama hani 8 Amerikan enflasyonu ikimize inanmadığımız bir şeydi. Geldi. Şimdi yani, böyle bir ortamda İngiltere'de 7 çıktı. Tabii canım yani. Ya bunlar yani işte 20-30 yıllık rekorlar. Geçtim yani. Fed'in faiz artışı gelecek. Hızlı gelecek. Sert gelecek. Beklentisi. Petrol altını tekrar 1890'lara getirdi. Gümüşü 23.90'lara 95'lere kadar indirdi. Fakat sonra gene ya bunlar bu kadar hızlı arttıramayacaklar. İşte o olacak, bu olacak. Ya gene Fed ipe un serer gibi bir beklenti oluştu. Bir acil toplantı yapmadılar mesela. Bir acil toplantı yapsalardı hakikaten piyasa bir hop dedik ne oluyor derdi. Onu yapmadılar. Tabii Rusya etkisi. Bir de meydan boş. Madem Fed artış yapmıyor. Çok da geride kaldılar. Enflasyon böyle çıkmışken enflasyondan korunmak için yani buğday veya altın kakao veya demir cevheri kontratı alamayanlar altın almayı tercih ettiler. Onun bir yansıması oldu diye düşünüyorum ama böyle şimdilik kaydıyla söylüyorum. Yeni bir rekor konusu halen daha uzak. Çünkü evet altın yükseldi, gümüş yükseldi ama gene altın gümüş oranı henüz daha böyle gümüşün öne çıkıp da kopup gideceği ki gümüş çıkmadan altın çıkmayacak. Yani bu tarihsel olarak görece olarak ispatlanmış bir şey. Bazı şeyler değişmiyor. Maalesef değişmiyor. Yani bir de şöyle düşün. Bu denklemi değiştirecek dünya üzerinde ne değişti? Değişmedi. O zaman eski alışkanlıklarla bu trade yapmaya devam ediyor insanlar. Peki ağzına aklına sağlık. Senin de öyle. Yani yoksa daha biz çok konuşuruz ama çenemiz düşüyor bizim çok öyle kolay. Öyle şansı da bulduk iyice arttırdık. Mekanımıza geldik. Evet şahitlerimiz var kimin daha çok konuştuğuna dair sıkıntı yok ama sen bilgileri verdin. Evet. Hakikaten ağzına peki. Sağlık, aklına sağlık. Haftaya tekrar görüşmek üzere istiyorsan birlikte bu sefer kameralar ayrı değil yani. Yok evet. Sağlıkla kalın. Sağlık diliyoruz.